Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Evet bugün sizler için Kasım ayının 18-24 Kasım aralığını şöyle bir ele almak, şöyle bir göz atmak amaçlı sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş Kasım ayının sonlarına doğru geliyoruz. Artık Aralık ayı, ay çok az zaman kaldı. 2025 yılına doğru böyle nasıl göz açıp kapayana kadar geçti şu bir yıl, şaka gibi yani gerçekten. Bakalım son bir ayın içerisine geliyoruz. 2025 yılına merhaba diyeceğiz. Yepyeni bir yıl, yepyeni bir umutlarla, yepyeni böyle güzelliklerle inşallah gelsin her birimize. Tabii ki özel yayınlarımız da olacak yeni yılla da ilgili. Ama şimdi biz Kasım ayının 18 Kasım 24 Kasım aralığında şöyle bir genel etkilere benim canım YouTube ailemi, benim kolektif enerjimi, önce genel olarak aşk, iş, aile, şöyle genel sosyal çevrenizde neler yaşayacaksınız, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bakalım bu haftanın öngörülerini şöyle bir benim kartlarım aracılığıyla öğrenmek istiyorsanız şöyle bir yaklaşın bakalım. Evet, haydi bakalım her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma 18 Kasım 24 Kasım haftası için niyetliyorum. Evet haydi bakalım önce bir genel etkiler, kolektifime en doğru cevapları vermeye niyet alarak kartlarınızı seçiyorum. Sizler de ben kartlarımı seçerken odaklanın, rezone olun. Aklınızda, kalbinizde, niyetinizde birisi varsa onu da niyetinize dahil edebilirsiniz. Ve tabii ki bu açılımlarımın bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olduğunu düşündüğünüz kısımları, kendi hikayenize uyan kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, ben daha kendime ait özel yanıtlar istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından, WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilir ve randevu talebinde bulunabilirsiniz. Evet ve tabii ki yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hatta yorumlarınızda özellikle de, çünkü bu kanal, hep söylüyorum, bizim kanalımız. Siz varsanız ben varım burada. Kolektife hitap edebilecek şekilde kafanızda sorularınız var ise de yazabilirsiniz. Ben onları mümkün mertebe kolektif enerjim için, kolektifim için açılımlarını yaparım. Ve tabii ki beğeniler, biliyorsunuz ki ben özel bir çalışma yapıyorum. Theta Healing kesiklemesi yapıyorum. Sadece kanalıma abone olmanız yeterli bunun için. Beğeniye, like işaretine basarken herhangi bir niyetiniz, kalbinizde, gönlünüzde ne varsa onu niyetinize alarak o beğeniye basmayı lütfen unutmayın. Çünkü burada bu çalışma tamamen ücretsiz. Sadece sizin söyleyeceğiniz Makbuş ablanın yapmış olduğu Theta Healing kesiklemesini aldım, kabul ettim demeniz yeterli olacak. Tamam canım gönül dostlarım. Ve tabii ki süper teşekkürler, süper sticker ve süper chat'ten gelen tüm gelirimizi de sokak hayvanlarına, hayvanlarına mama desteği olarak gönderdiğimizi bir kere daha hatırlatarak ve eğer ki tesadüfen ve bir tavsiye ile geldiyseniz de lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın ki bizim de kanalımız büyüsün. Biz de bu sevgi paylaşımımızı hep birlikte büyütelim ve tabii ki
Benim rehberliğim sadece kendi abonelerime odaklı ve kendi abonelerime kodlayarak olduğu için sizler de bunlardan faydalanabilirsiniz diyerek hemen bakalım şöyle bir 18-24 Kasım haftası genel etkileri. Şimdi canım gönül dostlarım, ben bireysel danışmanlıklarımda da üstüne basarak söylüyorum. Tabii ki buradaki etkileri genel olarak bahsetmiyorum. Tabii ilişkiye ait de hani en sonda söylemlerim oluyor ama ve lakin hani öngörülerim oluyor ama ve lakin genel anlamda bakın bazı söylediklerimi belki aşk hayatlarınızla da ilgili yaşayabilirsiniz. Örnek veriyorum bakın. Şimdi mesela bu hafta içerisinde size söylenmiş yalanlar ya da bu yalanları söyleyen yalancılarla yüzleşmeniz ya da bu yalanların ortaya çıkması söz konusu olacak. Şimdi burada aşk hayatınızda olabilir, iş hayatınızda olabilir, aile ya da arkadaş çevrenizde olabilir gibi gibi gibi. Yani bu söylediklerimi bu şekilde eğer algılarsanız, bu şekilde alırsanız mutlaka o sonuca gidersiniz ve arkadaşlar bir daha diyorum belki bunları aşk hayatınızda ve ilişkinizle ilgili de yaşayabilirsiniz. O yüzden lütfen hani genel etkiler çok da önemli değil. Dur ben şurada bir eril dişili dinleyeyim, geçiştirivereyim demeyin lütfen. Bakın ben bireysel danışmanlıklarımda verdiğim genel açılımlarla da bunun altını özellikle çiziyorum. Hadi bakalım. Şimdi bu kamu spotunu, bu bilgiyi de sizle paylaştıktan sonra hemen bakalım bu haftanın etkilerine. Şimdi arkadaşlar bu hafta gerçekten özellikle takıntılarınızın sanki daha da böyle bir tap yapacağı, yani kafanıza işte aşk hayatında, iş hayatında ya da genel anlamda neyi sorun yaptıysanız, işte neyi büyüttüyseniz belki onu biraz daha böyle bir tık daha üste taşıyabileceğiniz, hatta böyle hırslanacağınız da bir hafta olacağı benziyor. Şimdi bu hırs derken buradaki hırsınız şöyle olabilir. İşte o kafanıza taktığınız konuyla ilgili örnek veriyorum. Bakın hani örnekle bunu size açıklayayım. İşte bir ev almak istiyorsunuz, onu daha çok hırslanabilirsiniz. Bir araba almak istiyorsunuz, ona daha çok hırs yapabilirsiniz. Ya da satmak, değiştirmek gibi. Ya da ilişkinizle bağlantılı işte bir haber alamıyorsunuzdur, daha çok hırslanırsınız. Niye haber alamıyorum, ne yapıyor, ne ediyor gibi gibi gibi. Hani ben bunu sadece size hani söylemi daha açık bir şekilde sunmak adına örneklendiriyorum. Tabii siz bunu yaşadığınızda göreceksiniz. Bu çok farklı bir şey de olabilir ama siz bağlantıyı aldınız buradan. Şimdi bu haftada özellikle dengelerinizi bozmamanız çok önemli. Özellikle çok net bir duruş sergilemeniz lazım. Çok kararsızlıklarda bulunmayın. İşte sabah bir şey yapacağım deyip akşam vazgeçmeyin. İşte neyse bu hafta içerisinde her konuda gayet net ve dengede kalmanız sizin için çok kıymetli olacak. Maddi manevi kayıplarınız olabilir. Bu kayıplara da dikkat edin. İşte elinizden birden toplu bir miktarda para çıkabilir. Ya da iş hayatınızla bağlantılı da belki de hani ani kararlar alabilirsiniz işinizle ilgili de. Ya da dediğim gibi belki de hani Allah korusun hırsızlıklara, dolandırıcılıklara falan da böyle bu hafta sanki biraz daha açık. Çünkü kayıplar ve korkular gündeminizde olabilir. Eyvah ki elimden işte şu mu gidecek, bu mu gidecek, şu mu olacak, bu mu olacak gibi. Hani biraz endişeleriniz olabilir ama burada çok da bu konuda takılı kalmayın. Çünkü bu sadece de belki de bu haftanın o gökyüzündeki ritmik hareketlerinden kaynaklı bir etki olabilir. Ama siz lütfen bu konuda yine de tedbiri elden bırakmayın. Etrafınızdaki çok insanlarla düşünce ve fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sizinle zıtlaşabilirler, sizinle inatlaşabilirler. İşte iş arkadaşlarınız olur, okul arkadaşlarınız olur, akrabalarınız olur, komşularınız olur, sosyal çevrede arkadaşlarınız olur. Ama burada siz fikrinizi söyleyin, geri çekilin. Çünkü daha sonra sizin haklılığınız zaten ortaya çıkacak.
Ayrıca resmi evrak ve belgelere, yazışmalara ve konuşmalara çok dikkat edin. Çünkü bakın evrak ve belgelerde bazı evrak ve belgelerde huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Biraz gerilebilirsiniz. İşte örnek veriyorum bir vize için koşturuyorsunuzdur. Vizeniz gecikebilir. Efendim söyleyeyim bir faturanızı unutabilirsiniz gibi gibi gibi. Hani yine kendinize göre alın burada. Ama evrak ve belgelere çok dikkat edin. Evet, yalanlar ve yalancılar bu hafta gündeminizde olacak. Size söylenmiş bazı yalanlar ve bu yalanları söyleyen insanlarla da muhatap olabilirsiniz, yüzleşebilirsiniz. Hatta bir mücadele ve savaş içerisinde bulabilirsiniz bir anda kendinizi. İşte aşk hayatınızla ilgili bir mücadele olur, iş hayatınızda bir mücadele olur. Aile ya da arkadaş çevrenizde bir mücadele olabilir. Ama burada bir mücadele ve bir savaş içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Ama ve lakin yine bizi ilgilendiren sonuç kısmı, bakın onlu bir zaman ki 18-24'ü işliyoruz biz burada. Yani bu süreç içerisinde bu haftada ne kadar mücadele ederseniz edin, hani eyvah ben kazanamam korkusunda olmayın. Çünkü sizi sonuçta bir kutlama, bir başarı ve bir zafer bekliyor. Evet. Devlet kapısı ya da mahkemelerle bağlantılı gündemi olanlar için bakın resmi kapılarla ya da devlet kapısıyla bağlantılı işte bu nedir işte mahkemelik bir işiniz olabilir, resmi belgelerle, resmi evraklarla işiniz olabilir. Evet, burada bir huzursuzluk ve gerginlik yaşasanız da hak ve adalet sizden yana, net ve emin olacağınız kararların alınacağı bir hafta. Yani mahkemelik bir işiniz varsa sonuçlanabilir. Devlet kapısında işte bir evrak bekliyorsunuzdur. Bir efendime söyleyeyim vize, pasaport işlemleriniz vardır gibi gibi bu konularla da ilgili net kararlar alınacak ve adalet, hak ve adalet de sizden yana olacak. Ve bu hafta görünenin arkasında görünmeyenler, yani hani bir şeylerin aslında gerçek yüzünü görebilirsiniz. Hatta wow, hani ben böyle düşünüyordum ama bak bunun arka planında çok daha farklı bir şey varmış diyeceğinizde şeyler duyabilirsiniz ya da öğrenebilirsiniz. Hatta şerdeki hayrı göreceksiniz bu hafta. Sizin aslında daha önceden eyvah ben ne yapacağım, ne edeceğim dediğiniz, hayal kırıklığına uğradığınız, belki de kendinizi kötü hissettiğiniz durum ya da durumlara karşılık bu hafta iyi ki onu yaşadım da bu oldu diyeceğiniz bir gündemde sizi bekliyor. Tabii ki olumlu anlamda. Otorite figürlerine çok dikkat edin. İş yerinizde patronunuz olur, amiriniz olur, aile büyüğünüz olur, babanız olur, işte eşiniz olur, aklınızdaki kişi olur. Yani size karşı otoritesi olan, size karşı baskı uygulayan bir kişi tarafından biraz böyle manipüle edilebilirsiniz, mobbing uygulanabilir, baskı altında hissedebilirsiniz kendinizi bu hafta söylemleriyle, hareketleriyle ya da davranışlarıyla. Ama burada şöyle de bir durum var. Her halükarda bolluk, bereket, verim sizden yana. Yani burada size kim ne yapmak isterse, mobbing mi yapmak isteyecek, baskı mı yapacak ya da manipüle mi edecek? Yani hangi konuda dediğim gibi otorite figürleriyle sorun yaşasanız da burada avantajlı olan sizsiniz. Yani karşınızdaki kişi ne yaparsa yapsın sizi yıldıramayacak ya da tam tersine şöyle söyleyeyim, hani sizinle bir savaşa giren o savaşı kendisi kaybedecek gibi, öyle düşünün. Evet, şimdi gelelim ilişkiye. İlişki anlamında arkadaşlar bu hafta özellikle bakın net ve kesin bir şekilde, şimdi eril dişil de daha net göreceğiz bunu.
Eğer ki artık hani aklınızdaki kişiyle tekrar bir sıcaklık, bir yakınlaşma ya da beklediğiniz, umut ettiğiniz o mesafe ya da kırgınlık olanlar için konuşuyorum özellikle. O yakınlığı bulamazsanız bu hafta gerçekten sanki böyle bir tık daha kendinizi geriye atmanız, böyle bir uzaklaşmanız söz konusu olabilir. Çünkü burada bu uzaklaşma sizden taraf olacak. Çünkü gerçekten artık bir şeylerden yorulduğunuzu ve bıktığınızı fark edeceksiniz. Çünkü bakın ilişkilerdeki düzensizlik, işte bir var bir yok, bir dargın bir barışık, böyle bir gelip bir giden ilişkiler artık gerçekten belki de sizi de yormaya başlamış ve bu yüzden dolayı da siz de artık hani belki de tamamen ümidini kaybedenler için söylüyorum. Artık tamam benim için bitti. Ben yoluma ve yönüme bakacağım. Artık aklımdaki kişinin ne hali varsa görsün modunda olacaksınız. Şimdi burada barışma aşamasında olanlar için de şunu söyleyebilirim. Hani aradan çok zaman geçmemiştir. Daha çok yeni bir kırgınlık ve küskünlük olmuştur. Ki burada da bu haftanın içerisinde enteresan bir şekilde böyle sizin yanınızda olması, birdenbire size karşı işte engeli varsa engeli kaldırır, işte telefonunu silmişse telefonunu ekler, efendime söyleyeyim birdenbire seni arar, yazar, çizer, işine, iş yerine ya da okuluna gelir gibi gibi düşünün. Böyle bir gündemde söz konusu olacak bu hafta içerisinde. Yani hani burada yakın zamanda ayrılık yaşayanlar için söylüyorum ama uzun vadede artık hani çay bile beklerken soğur ve acır deriz ya, aynı onun gibi yani artık böyle beklemekten yorulmuş, bıkmış, yılmış ilişkilerde hakikaten sanki biraz daha böyle o soğukluğunun ve aranın açıldığını görmekle beraber çok uzun vadeye yayılmamış. Hani burada vade verirsem eğer hani şu geçtiğimiz 4-5 aylık bir sürecin içerisine yakın bir zamandan beri hani kırgınlık böyle gitgeller o aradardı da işte aramış yazmış tekrar kırgınlık olmuştur mesela. Hani böyle ilişkilerde de bu hafta sanki bir umut ışığı, bir dediğim gibi yanında ve yöresinde olması söz konusu olacak. Yine ilişkilere dair özellikle aileyle bağlantılı, işte aileyle ilgili işte bir görüşmedir, efendim belki de ailelerin karşılaşmasıdır ya da sizin onun ailesinin içine gitmeniz ya da onun sizin ailesinin içine sizi alması gibi belki tanışmak ya da tanıştırmak gibi de gündemler söz konusu olabilir ilişkiler anlamında. Ama en önemlisi arkadaşlar ilişkilerle ilgili özellikle hırs yaptığınız hani kafanızda belki de hissettiğiniz, kalbinizde gönülden hissettiğiniz, belki de kıskançlık yaptığınız konularla ilgili de yüzleşmeler yaşayacaksınız ve bu da hisleriniz ve sezgileriniz doğrultusunda olacak. Bunun da altını çizmek istiyorum. Hislerinize ve sezgilerinize çok güvenin bu hafta. Evet, hadi bakalım bu haftanın şöyle bir bir de adet bakın bakın. Kart buraya gelmiş. Bakar mısınız? Bak. Olumlama işte görüyorsunuz arkadaşlar. Yani daha şu kartları yeni şuraya yerleştiriyorum ve şu kartın içinden gelen mesaja bakın. Yani mümkün değil bu kart buraya şimdi nasıl girdi? Gel de bunu çöz. Arkadaşlar tek tek yerleştirdim. İnanılır gibi değil. Bakın. Haftaya damga vuran bir kart olacak bu. Olumlama için seçmiştim ki olumlamayı seçeceğim zaten. Kendi bu kartların içinden nasıl girdi muamma yani şaka gibi. Arkadaşlar yani gecenin ikisinde çekiyorum bu videoyu. Normaldir yani bu enerjiler böyle ve şurada da iki rakamını da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar
18-24 Kasım haftasında ikili bir zamanı verdi. 22 Kasım olabilir ya da bu haftanın içinde ikili saatler olabilir. Bakın arkadaşlar, yanıcı, kesici, delici aletlerden lütfen uzak durun. Bu kart tedbir ve dikkat kartıdır. Trafiğe çıkıyorsanız trafikte dikkat edindir. Aynı zamanda eleştiri ve kınamayı da temsil eder. Bakın, haksız bir eleştiriye, haksız bir kınamaya maruz kalabilirsiniz. Konuşmadığınız bir söz, yapmadığınız bir davranışla suçlanabilirsiniz. Maazallah, Allah korusun. Vallahi bak, bu kart yani şunun içine girip de şu mesajda geliyorsa boşuna da değildir. Hadi bakalım, bir de olumlamamızı seçelim. Bu haftanın olumlaması. Aa, çok güzel. Bakar mısınız? Muazzam bir kart. Evet, bu haftanın olumlaması. İlişkimin sevgiyle şifalanmasına niyet ediyorum. İlişkim ilahi koruma altında. Ben ve sevdiğim güvendeyiz. Yuvamız güvende diyoruz. Arkadaşlar, bu haftanın olumlama kartı budur. Arzu ederseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben ve sevdiğim güvendeyiz şeklinde de kısaca mühürlemek adına olumlama mesajımızı yazabilirsiniz. Evet, bakalım şimdi. Güzel. Bu haftanın genel enerjileri bu şekilde ama gerçekten şaka gibi yani. Oradan şu kartın nasıl geldiğine ben şu an şoktayım yani. İnanılır gibi değil. Şaka gibi yani. Tek tek elimle yerleştirdim, çıkardım enerjisiyle ama yani gerçekten şaka gibi. Bir de karıştırdım üstelik. Allah Allah. Evet, hadi bakalım. Şimdi 18-24 Kasım haftasının şöyle bir eril ve dişil enerjilerine niyetimizi alalım. Bakalım eril ve dişilde durum ne olacak bu hafta? Enerjiler nasıl? Hangi mesajlarla gelecekler? Ay, Elil'in de hiç kartları bile naz yapıyor gelirken. Anam babam, bu ne? Aa. Evet. Bak, benim minnoş kelebeklerim hemen. Aa. Ay, kıyamam. Bak nasıl bekliyor. Dişil enerjiler tamamen eril enerjinin artık harekete geçmesi enerjisinde, niyetinde. Ah canım, bak ne güzel geldi. Aa, bu hafta böyle, neyse böyle olsun. Demek ki enerjiler böyle. Bak, her hafta şöyle 5 yani kart alırım. Bu hafta 4. Neyse, vardır bunda da bir hayır. Çünkü elili bu kadar aldıysam dişile de o kadar gelsin. Demek ki bu haftanın enerjisi böyle bir şey. Bakalım. Şöyle şurada elinin olsun. Heh. Şimdi bakalım bakalım benim minnoş kelebeklerimde durum ne? Şöyle 18-24 Kasım haftası için bir bakalım. Ya işte. Ah, benim minnoş kelebeklerim, sevgili dişil kolektifim, sevgili dişil enerjiler. Bu hafta artık eril enerjiyle ilgili bir zafere gitmek istiyorsun. Çünkü o kadar çok mücadele ettim ki diyorsun. Bak, bu kadar mücadele etmeme rağmen, bu kadar savaş vermeme rağmen hep zor durumda kalan, zorluk yaşayan ben oldum. Ama kendi etrafındaki insanlar yüzünden, ama işte senin etrafındaki insanlar yüzünden diyorsun eril enerjiye. Artık zor durumda kaldım, zorluk yaşadım. Bir sürü hainlik ve ihanetine de maruz kaldım. Artık ben senden bir harekete geçmeni istiyorum. Gerçekten beni kazanmak adına benim için bir yola çıkacaksan çık, geleceksen gel,
gelmeyeceksen de hiç gelme mantığındasınız. Bu hafta içerisinde ve bu enerjidesiniz. Şimdi canım gönül dostlarım, benim minnoş kelebeklerim. Bakın, bu hafta eril enerjiyle anlaşma yoluna gideceksiniz. Eril enerjiler zaten size sizinle hangi konuda inatlaştıysa, hangi konuda fikir ayrılıklarına düştüyse, hangi konuda zıtlaştıysa sen haklıymışsın diyerek gelecek. Burada bir anlaşma söz konusu, ama dişil enerjilerin hala eril enerjiyle ilgili affedemediği bir hainlik ve ihaneti söz konusu. Ben bunu affedemiyorum diyor. Ama burada bir değişim ve başkalaşım da yaşayacak. Özellikle eril enerjinin dişil enerjileri kazanmak adına bir hareketi ve bir hamlesinin akabinde. Ve evet sevgili benim minnoş kelebeklerim, sadece bu hafta için sizi uyarım. Eril enerjiyle ilgili aslında hep böyle bir duruş sergiliyorsunuz. Evet, bir akıl, şuur, mantık çerçevesinde hareket ediyorsunuz. Duygularıma kapılmayacağım, işte çok net olacağım diyorsunuz, ama lütfen eliyle, enerjiyle, dediğim gibi böyle bir yüzleşme ya da karşılaşma içerisine geldiğinizde, çünkü size sen haklısın diye bu hafta bir hamlesi olacak. Ama burada zaaflarınıza ve zayıflığınıza yenik düşmeyin. Hakkınızı ve hukukunuzu mutlaka savunun. Evet, işte buyurun, bakın Medusa da zaten gerekli cevabı verdi. Diyor ki dişil enerjiler, benim gözlerim aynadır. Kendi karanlığımla buluşup kendime ışık olduğumda aydınlanır. Baharda çiçek açar ve bolluk ve bereketle donanırım diyor. Yani sezgileriniz bu hafta çok önemli benim minnoş kelebeklerim. Evet. Şimdi bakalım eril enerjilerde durum neymiş? Oo, eril enerjiler çok mutsuz arkadaşlar. Evet, eril enerjilerde şundan şikayet ediyor dişille ilgili. Aşırı derecede bana hırs ve kıskançlıkla geliyorsun. Halbuki benim bak dinim, imanım, işim, gücüm, derdim, her şeyim para, para, para diyor. Ya işi ya parası arkadaşlar. Yani her seferinde mi eril enerji, yani bu kadar olur ya. Bak, bu iş kartı, maaş kartı, düzenli gelir alıyor. Burada da işte endişeleri koymuş önüne, kazancına, onu oraya, bunu buraya, şunu şuraya, şimdi ondan sonra ne yapacağım düşüncesi içerisinde. Şimdi iş hayatı ile ilgili zaten sorunları var. Eril enerjinin maddi anlamda ve manevi anlamda endişeleri çok fazla bu hafta. Ve bakın, eril enerjiler ilişki anlamında mutsuz. Şimdi dişil enerjiyle eğer ayrı, dargın, kırgın ya da küskünse zaten mutsuz. Eğer ki hayatına, hani burada benim minnoş kelebeklerim diyorsa, onun hayatına üçüncü biri var, üçüncü bir kişi var diye şüpheleniyorsa ya da karma ya da üçlü ilişki içindeyse de mutsuz arkadaşlar. Burada her halükarda eril enerji şu an ilişki babında, bakın, mutsuz. Aslında en büyük arzu mutluluk. Ben diyor mutlu olmak istiyorum, ama istediğim o mutluluğu da bir türlü bulamadım, bir türlü yakalayamadım diyen bir eril enerji var. Şimdi eril enerjiyi aynı zamanda mutsuz eden bir de etrafındaki insanlar ve o insanlarla da ilgili diyor ki, ben zaten yoruldum, bıktım, bak elimi ne yazsam kurudu, tutunduğum bütün dallar elimde kaldı. Bu aralar kendimi zaten o kadar verimsiz hissediyorum ki, neye elimi alsam kurudu, neye işte bir şey yapmaya çalışsam istediğim gibi olmuyor. Çünkü neden? Buradaki dişil enerji, onun bolluk, bereket, verim enerjisi yok, kesilmiş. Onun içinde ne oldu? Kendisini böyle bir çöl gibi
ıssız, yalnız ve kupkuru hissediyor. Ve bakın burada sadece tek şikayeti bana karşı aşırı hırs ve kıskançlık yaptın. Beni belki de haksız yerlerde eleştirdin. Bu yüzden dolayı da yaşadığım sıkıntılar oldu seninle diyor. Ve her ne olursa olsun seni hala aklımda da kalbimde de bitirmedim. Bizim aramızdaki enerji bağı hala ölmedi. Duygularım sana karşı ölmedi. Hala sana devam eden ve seninle ilgili takıntı yaptığım bir enerji bende mevcut da var. Ama ben artık bir şeyleri bitirip yeni bir devre geçmek adına özellikle 18-24 Kasım haftasında bir eyleme geçeceğim. Çünkü daha önceden yaşadığımız hayal kırıklıkları ve olumsuzluklar var. Artık bu endişelerimi bir kenara koyup bu olumsuzlukları yani şeri hayra çevirmek, yani kötülüğü artık iyiliğe çevirmek adına aramızdaki kötü enerjileri olumluya ve pozitife çevirebilmek adına bir harekete geçeceğim inşallah diyor. 18-24 Kasım haftasında. Evet, işte buyurun. Buyurun, konuşturma kartı da zaten bunu teyit ediyor. Diyor ki aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum diyen bir eril enerji var. Evet arkadaşlar, 18 Kasım, 24 Kasım haftası. Her birinize öncelikle tabii ki sağlık başta olmak üzere sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket ve dolu dolu aşk ve sevgi enerjisiyle dolu olarak gelmesine niyet ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.